Merhabalar, bu videoda 3 boyutlu yazıcımızın Extruder ve Tabla PID sıcaklık kalibrasyonlarını yapacağız. Videoya geçmeden önce kısaca kanal konseptimden bahsetmek istiyorum. Kanalımda elektronik, 3 boyutlu yazıcılar, devre kartı tasarımları, 3D modelleme, Arduino uygulamaları gibi faydalı içeriklere yer veriyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olabilir, açıklamalar kısmındaki bağlantıyı kullanarak WhatsApp kanalımı da takip edebilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Bir önceki videoda 3 boyutlu yazıcıyı toplayıp bitirmiştik. Yazıcının baskı alabilmesi için bir takım kalibrasyonların yapılması gerekiyor. Bu kalibrasyon işlemlerinin hepsini tek bir videoda halletmek istedim. Fakat çok yalın ve yüzeysel olacağı düşüncesiyle parça parça ve her video kendi başlığında değerlendirilecek şekilde hazırlamaya karar verdim. Bu videoda da yazıcının extruder ve tablasının PID sıcaklık ayarlamasını yapacağız. Sıcaklıklar 3 boyutlu yazıcılar için neredeyse hayati önem taşır. Bu sebeple yazıcıların bizim istediğimiz sıcaklıklarda kalabilmesi için PID denilen bir algoritma ile extruder ve tabla sıcaklıkları kontrol edilir. Daha önceleri bu kalibrasyonları yapmak çok zor olabiliyordu. Fakat yazılımların gelişmesi ile birlikte daha kolay hale geldi. Bu videoda iki farklı yöntemle PID kalibrasyonunu nasıl yapacağımızı göreceğiz. Birinci yöntem, yazıcınızda Marlin yazılımı kullanıyorsanız ilk öncelikle Marlin'de PID menüsünü açmanız gerekli. Yazılımı açtıktan sonra arama kısmına PID Settings yazıp ilgili satıra tıklıyoruz. İlk önce PID Temp kısmını aktif ediyoruz. Ardından PID Temp Bed yazan kısma gelip yatak için PID ayarlamayı açıyoruz. Biraz daha aşağıya inip bu iki satırda aktif edip yazılımı yükleyeceğiz. Yazılımı yüklemeden önce yazıcınızın EEPROM hafızasını her ihtimale karşı kaydedin. Yazılım yüklendikten sonra PID ayarlamasına başlayalım. İlk önce extruder'in kalibrasyonunu yapacağız. Kalibrasyona başlamadan önce parça soğutma fanını maksimum devirde çalıştırıyoruz. Ardından yapılandırma, gelişmiş ayarlar, sıcaklık menüsüne gidip buradan kalibrasyon E1 seçimini yapıyoruz. Ben kalibrasyonu 215 santigrat dereceye göre yapacağım. Farklı sıcaklık değeri de seçilebilir. Bu arada eski PID değerlerimiz ekranda görünüyor. Bundan sonraki işlemleri artık yazıcı kendisi hallediyor olacak. İlk önce extruder'i set değerine kadar ısıtıp daha sonra PID algoritmasını çalıştıracaktır. İşlem yaklaşık olarak 5 dakika civarında sürecektir. İşlem tamamlandıktan sonra yeni değerlerin yerlerine geldiğini kontrol ediyorum. Yeni değerleri yazıcının hafızasına kaydediyorum. Gelelim tablanın PID kalibrasyonuna. Parça soğutma fanını artık kapatabilirim. Yine aynı menüden benzer işlemleri yapacağız. Bu sefer tabla kalibrasyonunu seçip sıcaklık değerini seçiyorum. Burada da tabla birkaç defa ısınıp kalibrasyonunu tamamlayacak. Bu işlemden sonra yeni değerleri hafızaya kaydetmeyi unutmuyoruz. Gelelim ikinci yönteme. Bu yöntemde Repeater Host, Pronterface gibi programlar aracılığı ile yazıcıya bağlanıp komutlar ile kalibrasyonu yapacağız. Ben bu aşamada Repeater Server yazılımı kullanacağım. Diğer programlarda da aynı adımlar geçerli olacaktır. M106 S255 parametresi ile parça soğutma fanını aktif ediyorum.
Burada extruder piyade kalibrasyonu için M303 komutunu kullanacağız. M303 komutu otomatik PID algoritmasını çalıştıran evrensel M kodudur. Ekranda gördüğünüz şekliyle kullanacağız. Komut satırını biraz inceleyelim. E0 yazıcıda bulunan extruder'i ifade eder. Eğer yazıcımızda tek extruder varsa bu kısma E0 yazıyoruz. İki tane extruder varsa bu kısmı önce E0 yapıp birinci extruder'i, daha sonra da E1 yazarak ikinci extruder'i kalibre edeceğiz. Devam edelim. C parametresi döngü sayısını belirler. Extruder'i kaç defa ısıtıp soğutacağını burada belirliyoruz. Bu kısmı farklı bir değere de ayarlayabiliriz. Fakat genellikle 5 değeri yeterlidir. S parametresi ise extruder'in sıcaklık değerini belirler. Komutu çalıştırdıktan sonra kalibrasyonun tamamlanmasını bekliyoruz. PID ayarlaması tamamlandıktan sonra yeni PID değerlerini ekranda göreceğiz. Bu sefer M301 komutu ile yeni değerleri yazıcımıza gireceğiz. Ekranda gördüğümüz şekilde yazıp onaylıyoruz. Eğer bu şekilde bırakırsak yazıcı hafızasına kaydetmediğimiz için yazıcıyı kapatıp yeniden açtığımızda PID değerleri de kaybolacaktır. Yeni değerleri kaydetmek için M500 komutunu yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Extruder kalibrasyonu tamamlandı. Tabla kalibrasyonuna geçebiliriz. Tabla PID kalibrasyonu için yine M303 komutunu kullanıyoruz. Fakat bu sefer tabla olduğunu belirtmek için M303 E-1 ifadesini kullanacağız. Tabla PID komutu ekranda gördüğünüz şekilde olacak. Burada yine C parametresi döngü sayısını ifade eder. Tabla için ben 8 döngü kullanıyorum. Genellikle 8 yeterli oluyor. Ama yine bu kısma farklı değerde verebiliriz. Komut satırını yazıp onaylıyorum. Döngü tamamlandıktan sonra yeni değerlerimizi ekranda görebiliyorum. Tabla PID değerlerini kaydetmek için ise M304 komutunu kullanacağız. Burada ekranda gördüğünüz şekilde değerleri girip onaylıyorum. Ardından yine M500 komutunu gönderip hafızaya kaydediyorum. İkinci yöntemi de böylelikle tamamlamış olduk. 3 boyutlu yazıcılarda sıcaklık kalibrasyonları kesinlikle yapılması gereken bir işlemdir. Baskı yüzeylerini çok fazla etkileyen parametrelerden biridir. Sizlere bu kalibrasyonu yapabileceğiniz iki farklı yöntem gösterdim. Hangisi kolayınıza giderse onu kullanabilirsiniz. Artık videoyu yavaş yavaş bitirelim. Dostlar, bu kanalda sizlere sadece faydalı bilgiler veriyorum. İçerikler hoşunuza gidiyorsa içerikleri beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için gerçekten önemli. Kendi yaptığınıza paha biçilemez. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.